Şarkı devam edelim de herkes gelsin. Ondan sonra başlayalım. Başlayalım. Ben ekran paylaşayım.
Ekran net bir şekilde geliyor mu? Şu an bende net. Herkese merhaba. Bugün siber tehdit istihbaratına giriş eğitimini vereceğiz Furkan'la beraber. Ufaktan kim olduğumuzdan başlayalım. Ben Palm Admin takım lideriyim. Aynı zamanda DevSec toplumunun kurucu üyelerindenim. Furkan sen devam et istersen. Ben de PalmLab ekibinin çekirdek ekibindeyim. Aynı zamanda OWASP Moodle Üniversitesi topluluğunun lideriyim. ThreatMonet firmasında da siber tehdit istihbarat analisti olarak çalışıyorum. Aynı şekilde ben de ThreatMonet iş şirketinde siber tehdit istihbarat analisti olarak çalışıyorum. Şimdi bugünkü eğitimimizde siber tehdit istihbaratına giriş olacağı için çok fazla derinine inmeden ne olduğunu, neler yaptığını bunlardan bahsedeceğiz. İlk önce siber tehdit istihbaratı nedir? Bundan başlayalım. Bir kurumun ya da kuruluşun dijital dünyadaki yani internetteki varlıklarını saptayıp bu varlıklarla ilgili potansiyel ve mevcuttaki saldırıların, olabilecek saldırıların analizi yapan siber güvenlik yaklaşımı. Yani bir kurumun internette bulunan domain, IP adresi, ondan sonra farklı sunucularını saptayıp bunlarda herhangi bir zafiyet varsa bunları bildirerekten ileride bir tehdit aktörünün buradan giriş yapmamasını sağlamakta aslında. Siber tehdit istihbarat analisti ne iş yapar? Bu bağlamda yani siber tehdit istihbarat bağlamında kurumla ilgili potansiyel saldırıları yani bir üründe, bir product'ta herhangi bir zafiyet oluşturabilecek bir durum varsa önceden saptayıp gelecekte tehdit aktörleri tarafından kullanılmasını engelliyor aslında temelde. Burada aynı zamanda şundan da bahsedebiliriz. Tehdit aktörlerinin davranışları, motivasyonlarını inceliyor yine aynı zamanda siber tehdit istihbarat analisti. Bu noktada yine siber tehdit istihbarat analistinin çalışmaları oluyor. Şimdi analistler neleri inceler? Yani genel olarak bir bunlara bakalım. Kaynak kod sıkıntısı, yani bir müşteriyle alakalı, geliştiricilerin, yani burada developerlarla alakalı, GitHub'da gibi platformlarda API key, parola, işte port, IP bilgileri sızdırılabiliyor. Yani geliştirici bunu sızdırdığını farkında değil ama bir repo'ya bir uygulamayı yüklüyor. Orada API key, parola bilgilerini unutabiliyor. Lokalde test ederken bunları açık bir şekilde kullanıyor. GitHub'a da yükleyince oradaki bilgiler açık bir şekilde oluyor. Tehdit aktörleri bunları kullanaraktan firmayla alakalı bilgiler edinmiş oluyor. Sonrasında bunları kullanabiliyor. Saldırı yüzeyi izleme. Saldırı yüzeyi ne kadar genişse, yani saldırı yüzeyinden kastım şu, domaini, IP adresi, işte kullandığı ürünler ne kadar fazla genişse tehdit aktörü için o kadar da büyük bir nimet var ortada. Çünkü burada tehdit aktörü tek bir domain bazında ilerlemiyor. Birçok domaini, portu, IP adresini hepsini bir kontrol ediyor. Bir zafiyet var mı bunu saptıyor. Sonrasında da saldırma işlemine geçiyor. Veri sınır tespiti verileriniz kendi platformunuzdan. Yani bir tehdit aktörü sunucunuza girmiştir. Database'i almıştır, sızdırmıştır. Ya da üçüncü taraf platformlar tarafından sızdırılabiliyor. Üçüncü taraf platformlar kastım şu. Tespit, Nitro PDF veya başka bir platformda sizin çalışanlarınız kayıt oluyor. Bu genel olarak şirket mailiyle kayıt oluyorlar veya kişisel mailleriyle fark etmez. Sonrasında bu platformlar tehdit aktörleri tarafından hackleniyor ve database'leri forumlarda ya satılıyor ya da free olarak dağıtılıyor. Tehdit aktörleri de buradan bunları alaraktan sizin şirketinizle alakalı bu bilgileri edinebiliyorlar. Zafiyet istihbaratı, güvenlik zafiyetleri saldırganlar için giriş kapısı. Yani bir zafiyet varsa, bir portta açıklık varsa veya bir versiyonda sorunlu bir versiyonlu ürün kullanıyorsa tehdit aktörü buradan giriş yapabiliyor. Ona göre bir zafiyet istismarı yapabiliyor. Bu gibi durumlar varsa bu saldırgan için giriş kapısı oluyor.
Firma bu riski ortadan kaldırmalı ya da minimalize etmeli. Aksi takdirde tehdit aktörü buradan giriş yapabiliyor. Tehdit aktörlerin izlenmesi, tehdit aktörleri davranışları, yani neye motivasyonları var, saldırı vektörleri nedir, yani hangi yollardan saldırı yapıyorlar. İşte diyelim ki yetki yükseltme kısmında şu yolu izliyor diyelim. Bunu tehdit aktörleri, siber tehdit istihbarat analistleri tespit etmesi gerekiyor. Ne gibi davranışları sergiliyor tehdit aktörleri, bunlara bakması gerekiyor. Dark Deep Web izleme tehdit aktörlerinin buluşma noktası diyebiliriz. Çünkü bu gibi platformlarda tehdit aktörleri veya hackerlar dediğimiz kişiler çok fazla bulunuyor. Burada exploit satılabiliyor, bir database satılabiliyor. Bu gibi durumlar mevcut. Gauss, evet, slide'ları paylaşacağız hocam. Pazar günü bütün hepsini GitHub'da derli toplu olarak paylaşacağız. Furkan, istersen sen devam et. Dijital ayak izi takibi, saldırı izlerinin izlenmesi de diyebiliriz. Burada az önce Yusuf'un bahsettiği Attack Surface Management deniyor yani buna. Bu da nedir? İşte bir kurumun, kuruluşun internet üzerindeki bütün dijital varlıkları aslında birer saldırı yüzeyidir. Ve bunların yönetilmesi gerekir siber tehdit istihbaratı analistleri tarafından. İşte bu dijital varlıklara IP adresleri, web siteleri örnek verilebilir. Bu şekilde burası da. Şimdi burada sizin için bir tane örnek senaryo hazırladık. Yani atak yüzeyinin tespitiyle alakalı. Bir örnek senaryo üzerinden gideceğiz. Yani burada atak yüzeyi ne olduğunu, ne gibi şeylerden bahsettiğimizi daha net anlatabilmek için. Şimdi buradaki bizim senaryomuz şu. OWASP.org, yani OWASP firması bize geliyor. Biz bir CTI firması, yani siber tehdit istihbarat firmasıyız. Bize gelerekten diyorlar ki biz sizden sizin ürününüzü kullanmak istiyoruz. Bizimle alakalı size verebileceğimiz tek şey OWASP.org. Yani genelde firmalar burada IP bloklarını da veriyorlar ama diyorlar ki biz size sadece domainimizi veriyoruz. Buradan siz bilgilerimizi çıkartın. Sonrasında da bununla alakalı bize ne gibi üründe hizmet verebilirsiniz bunu görelim dediklerini varsayalım. Şimdi burada domain ile ilgili ilk önce bilgi toplamamız gerekiyor. Çünkü bize tek verilen şey domain. Burada kullandığımız site DNS Listik diye bir tane site. Burada bir domaini veya IP adresini girdiğimizde bu IP adresiyle alakalı işte whois kaydını, ondan sonra ağ kaydını, MX kaydını, SPF kaydı gibi bilgilerin hepsini burada bulabilirsiniz. Biz şimdi burada DNS Listik'te OWASP.org isimli siteye girdik. Burada şuradan göstereyim. Mouse'un imleci gözüküyor mu? Evet, görünüyor. Tamamdır. Şimdi burada OWASP.org'a girdik. Burada another TLDs 50 tane farklı TLD, yani .com, .tr, ondan sonra .de gibi TLD'ler mevcut olduğunu söylüyor. Bu 50 tane TLD'nin olması şu yönden sıkıntılı. Çünkü caching dediğimiz bir yapı var. Yani bir sitenin aynısını kopyalayarak o sitenin o siteymiş gibi kendini gösteriyorlar. Bu da genelde işte e-ticaret sitelerinde çok büyük bir sıkıntı oluyor. Çünkü bu e-ticaret sitesinin müşterisi sanki diyelim ki A firmasıymış gibi oraya giriyor, bilgilerini giriyor. Ve o bilgileri saldırganlar kendisi alıyorlar. Bu gibi durumlarda firmanın bilgilendirmesi gerekiyor. Sizin owasp.com.net gibi 50 tane TLD mevcut ve bunlar da aktif bulunuyor diyerekten müşteriye bilgilendirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi phishing gibi olaylar olabiliyor. Sağ tarafta ağ kaydı var. Burada owasp.org sitesi Cloudflare'ın arkasında olduğu gözüküyor. Yani burada normal kendi IP adresleri olsaydı o zaman birazcık daha sıkıntı olacaktı. Çünkü açık portları, hangi portlarda hangi servisler çalışıyor gibi bilgiler yer alacağı için daha spesifik bir saldırı olurdu. Ama Cloudflare arkasında olduğu için yani bir tarama yaptığınızda direkt sizi blacklist'e alıyor veya engelliyor. O yüzden Cloudflare arkasında olması bu firma için iyi bir şey. Yani normal kendisi IP adresi olsaydı birazcık daha tehlikeli olacaktı. DNS kayıtları, DNS kayıtlarını şöyle, sol tarafta MX kaydı olduğu gösteriyor. MX kaydı şu,
bir mail sunucusunun olduğunu. Yani şöyle, mail sunucusu var demek, örnek veriyorum, Ahmet diye bir kişi olsun, OWASP'ta çalışıyor. Ahmet'e ahmet@owasp.org diye bir tane mail adresi veriyor. Bu da kurumsal mail adresi oluyor. Bu kurumsal mail adresiyle bu Ahmet isimli kişi farklı platformlarda bir yerlere üye olabiliyor. Ve üye olduktan sonra orası da patlarsa, yani database'i hackerlar tarafından ele geçirilip sızdırılırsa, bu kişinin kullanıcı adı ve şifresi, parola bilgisi internette sızdırılmış oluyor. Ki kullanıcıların birçoğu aynı parolayla bütün her yere kayıt oluyor. Bu durumda da o kişinin mail adresi, ahmet@owasp.org mail adresi de o mail şifresi olabilir, mail parolası olabilir. Bu gibi durumlarda MX kaydının olup olmadığını kontrol etmek önemli. Onun haricinde SPF ve DMARC kayıtları önemli. Çünkü MX kaydı olan bir sunucunun DMARC ve SPF polisleri olması gerekiyor. Aksi takdirde tehdit aktörleri bu mail sunucularını kullanarak da, yani oas.org mail adresini kullanarak da başka kişilere mail atabilir. Yani buna da mail spoofing deniyor. Bu da tehlikeli bir saldırı. Burası da böyle. Redirect domainler bir domaine redirect domainler şu anlama geliyor aslında. Bir domain var elimizde ve başka bir domainler bu domaine yönlendirme yapıyor. Burada da DNSSEC'ten biz ekran görüntüsü aldık. Bu domainlerin tamamı owasp.org sitesine yönlendirme yapıyor. Bunların toplanması şunun için önemli. Bu domainler üzerinde MX kaydı olabilir. MX kaydı olduğu için de herhangi bir mail sızıntısı da söz konusu olabilir. Bir tehdit olabilir yani ortada. Dolayısıyla bunları toplayarak aslında atak sörfesi genişletmiş oluyoruz. Buralardaki tehditleri tespit edip bilgilendirmiş oluyoruz ilgili müşteri ya da kurumu. Şimdi subdomain tespiti, bir kurumun bir domain adresinin ne kadar subdomain olduğunu öğrenirsek, yani ne kadar fazla olduğunu öğrenirsek, bu kişinin saldırı yüzeyini daha da genişletmiş oluyoruz. Yani biz çünkü savunma tarafındayız. Herhangi bir potansiyel olabilecek zafiyetleri tespit ediyoruz. Tehdit aktörleri de aynı şekilde bu yüzeyi genişleterekten saldıracağı yönleri geliştirmeye çalışıyor. Burada analist olarak subdomain tespiti yapmak gerekiyor. CRTSH diye bir tane web sitesi var. Burada SSL sertifikalarına bakaraktan buradaki subdomainleri tespit edilebiliyor. Burada belirtilen CRTSH bu URL'e gittiğimizde owasp.org ile alakalı subdomainleri burada listeleyebiliyoruz. Yani bu subdomain tespiti için bir yöntem, birkaç tane daha yöntem göstereceğiz. Bu şekilde de subdomainleri tespit edebiliyoruz. Shodan'e de subdomain tespiti mevcut. Shodan'da da SSL 2 nokta üst üste domain parametresini kullandığımızda bu owasp.org ile alakalı SSL sertifikalarını gösteriyor. SSL sertifikalarını gösterirken de buradan subdomainleri tespit edebiliyoruz. Örnek veriyorum, burada list.owasp.org diye bir tane subdomain olduğunu gösteriyor bize. Aynı şekilde burada da bir subdomain olduğunu gösteriyor ama ikisi aynı. Burada bir tane çıktı diye bir tane olmak zorunda değil. Yani farklı bir kurumda veya farklı bir hedefte bunu daha da geniş bir subdomain listesi çıkabilir. Google Dork ile subdomain tespiti. Google'a site 2 nokta üst üste domain yazdığınızda o domainle alakalı sitelerin hepsi çıkıyor. Yani site kısmında owasp.org geçen bütün URL'leri bize listeliyor. Burada lightingowasp.org, calltobattleowasp.org diye iki tane subdomain tespit edilmiş. Bu daha da genişletilebilir çünkü 7030 tane sonuç çıkmış. Dördüncü sayfada bir de iki tane subdomain bulunmuş. Aynı şekilde VirusTotal ile subdomain tespiti de yapılabiliyor. VirusTotal'e URL kısmına, pardon, search kısmına domain yazdığınızda o domainle alakalı subdomainler çıkıyor. Burada www, cheat sheet series, lists gibi subdomainler mevcut. Bunları da alaraktan, bunlarda herhangi bir zafiyet var mı? Bu subdomainlerde hangi ürünler çalışıyor? Bunları tespit ederek de
herhangi bir zafiyeti bulunup bulunmadığı tespit edilebiliyor. Aktif web sitelerin tespiti hususu var. Burada da HTTPX yazılımını kullanabiliriz. Aktif web sitelerin tespiti şunun için önemli. Bu web sitelerde kullanılan teknolojiler, bu teknolojilerin versiyonları neler ve bu teknolojilerin versiyonları güncel mi değil mi gibi hususları biz kontrol etmek için web sitelerin tespit etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bu web siteleri üzerinde herhangi bir güvenlik açığı var mı, güvenlik problemi var mı? Bunların da tespiti için web siteler aslında çok önemli. Ve burada atıyorum işte güncel olmayan bir teknoloji kullanılıyordur. Bu aynı şekilde bir güvenlik açığı da var olabilir bu web siteler üzerinde. Bu yine aynı şekilde müşteriye bildirilir. Diğer alarm türleri o türlerinde olduğu gibi. Aynen. Yani burada 200'e baktık. Yani status 200. Yani aktif olan web sitelerine baktık ama 403'lere de bakılabilir. 404'lere de bakılabilir ki bakılması gerekiyor. Çünkü 404 veya 403'te de header bilgisinde o hangi sunucuda yani hangi client'ta çalıştığını işte HTTP Nginx olabilir. Nginx product'ında, Apache product'ında çalışıyor olduğunu gösterir. Ya bunların da versiyon bilgileri de eğer ki header kısmında yazıyorsa, örnek veriyorum Apache 2.4.6 versiyonu var diyelim. Bu zafiyetli bir sürüm. Tehdit aktörü buradaki zafiyetten yararlanarak da içeri girmeye çalışabilir. Analistler de bunları tespit ederekten, bu zafiyetli sürümü tespit ederekten firmaya bilgi verir. Port taraması genelde nmap kullanılıyor. Burada nmap -ss tapports 100 oas.org için taranmış. oas.org sitesi için en çok kullanılan 100 tane port taraması yapılmış. Burada farklı parametreler de kullanılabilir. Örnek veriyorum tapports 1000 de olabilir. Farklı bir şey kendiniz de spesifik olarak portlar da verebilirsiniz. Ama port taraması önemli. Örnek veriyorum buradaki işte bir SSH portu açık olabilir veya FTP. Buralarda tehdit aktörü buralardan da saldırı yapabiliyorlar. Kaynak kod sızıntısı başlığı. Uygulamalı geliştiricileri tarafından GitHub ve Jira sıklıkla kullanılan platformlardan ve herhangi bir müşterinin geliştiricileri bu GitHub ve Jira üzerinde paylaştıkları kodlar arasında hassas bilgileri unutabiliyorlar. İşte bunlar database bilgileri olabilir, kullanıcı parola bilgileri olabilir. Bunlar burada paylaştıkça aslında herkese açık bir şekilde yayınlanıyor ve bir tehdit oluşturuyor. Burada işte IP adresleri, internal IP adresleri işte 10 ile başlayanlar, nonlu blok, 192, 168, 172 ile başlayanlar vesaire elde edilebiliyor API key'ler. Burada GitHub örnek veri sızıntısı görseli var. İşte database bilgileri paylaşılmış GitHub üzerinde. Biz burada bunu araştırdık. Yani bu gerçekten GitHub üzerinde var. Port eşittir 3006'yı aratarak GitHub'da bu görsele ulaştık. Bu slaytı da bugün hazırladık. Yani sıcak sıcak veriler. Aynen. Burada bir de hedef belirtmeyen şey yapmak lazım. Yani burada biz port 3006 diye bir parametre kullandık ama bununla alakalı dorklar çok fazla var. MySQL giriş bilgileri olabilir. İşte FTP giriş bilgileri olabilir. Yani bir firma ile alakalı işte geliştiriciler bunları unutabiliyor. Bunları unutunca da tehdit aktörleri bunları kullanaraktan işte bu firma ile hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Burada 192.168.1.6'da olduğunu gösteriyor. Yani bir lokal IP adresi. Bir tehdit aktörü diyelim ki bu A firmasında, ünlü bir A firmasında bu kişilerin hangi işte aynı ağa girerse eğer girebilirse bu port bu IP adresinde 3006 portunda database'e giriş yapabiliyor. Kullanıcı adı belli, database'in ismi belli, password belli. Yani buradan direkt pat diye giriş yapabiliyor. Tabii ki de aynı ağda olması gerekiyor. Veri sızıntısı tespiti insanların %51'i araştırmalara göre %51'i aynı parolayı kullanıyor. Yani bu hem profesyonel hesaplarını yani hem şirket hesaplarında hem de normal kişisel hesaplarında aynı parolaları kullanılıyor demek oluyor. Ki bu çok sıkıntılı bir durum.
Örnek buradan vereceğiz. Şimdi bu benim eski bir e-mailim. Burası da dhh.com diye bir platform. Burada sızdırılmış verileri falan kontrol edebiliyorsunuz. Burada benim isoyusuf213@windowslive.com isimli mail adresimle alakalı 4-5 tane platformda veri sızdırılmış. Ki bu sızdırılan mailler hashli veriler, hashli passwordler ama bunlarda clear text olarak da veriler, şifreler bulunabiliyor, parolalar. Bu gibi platformlarda dikkat etmek gerekiyor. Çünkü işte geçtiğimiz senelerde Wattpad, Nitro veya farklı platformlar database'leri ele geçirdikten sonra bu gibi platformlarda paylaşılıyor. Sonrasında farklı kişilerde, tehdit aktörleri de buradan sizin şirketinizle alakalı verileri tespit edebiliyorlar. Onun haricinde IntelliX.io diye bir platform var. Aynı şekilde DHT'le yapısı aynı. Buraya bir tane domain adresi giriyorsunuz veya bir kullanıcı ismi giriyorsunuz. O search yaptığınızda o domain adresiyle alakalı veya bir mail adresiyle alakalı sızdırılmış veriler arasında tarama yaparak da size bu parola bilgisini sizlere sunuyor. Sadece parola bilgisi olmuyor. Yani hashlenmiş parola bilgisi olabilir. İşte daha sonrasında FTP bilgileri olabilir, SSH bilgileri olabilir. Bu gibi bilgileri burada yer alıyor. Testbin.com örnek veri sınıfı. Burada kullandığımız Dork Google'da tarattık bunu. Site testbin.com, yani testbin sitesinde index, yani text olarak da, yani içerisinde kelime olarak da password kelimesi geçen verileri bize getir dediğimizde burada sağda gördüğünüz gibi username Brave Goose, işte password'ü burada bilgisi var veya aşağıdaki bilgiler var. Yani bu sadece password kelimesi arattığımız için bunu daha spesifik olarak indirgeyebiliriz. Bir firma özelinde arayabiliriz en azından, öyle söyleyeyim. Ki bayağı burada veriler var veya tehdit aktörleri burada şöyle bir şey de yapabiliyorlar. İşte hedef aldığımız web siteleri diye Pastebin gibi platformları paylaşabiliyorlar. Diğer arkadaşlarını belirtmek için veya orada dursun diye not almak için. Bu gibi durumlarda analistler bunları tespit ederekten, yani eğer ki çalıştığı bir kurumsa, müşterisi ise o kurumla alakalı işte hedef gösterilmiş mi diye kontrol etmesi gerekiyor. Eğer ki hedef gösterilmişse direkten o firmayla iletişimi geçerekten sizle alakalı bir saldırı şey senaryosu var, hazırlığı var. Yani bilginiz olsun diyerekten analistler bunun bilgisini vermek durumunda. Siber tehdit istihbarat analistleri tehdit aktörlerini de izliyor demiştik. Bunlardan ransomware grupları ve APT grupları var. Bunlara örnek verebileceğimiz. Ransomware grubu, ransomware nedir? Ransomware grupları sistemlere virüs bulaştırarak ve bu sistemlere bulaştıkları sistemlerdeki dosyaları şifreleyerek bunların çözülmesi için belli bir ücret talep ediyorlar. Bu ücret ödendiği zaman şifreleri açıyorlar ve yollarına devam ediyorlar. Aynı zamanda APT grupları da var, yine bu tehdit aktörleri adı altında değerlendirebileceğimiz. Bu gruplarda normal saldırılardan farklı olarak saldırdıkları sistemlerde kalıcılığı hedefliyor ve daha büyük çapta saldırılar düzenliyor. Aynı zamanda bu gruplar devlet tarafından desteklenebiliyor, fonlanabiliyor. Analistler de bu grupları incelemek ve analiz etmekle sorumlu kişiler. Aynen. Yani normalde biz bu giriş seviyesinde bir ders olmasaydı ransomware gruplarıyla alakalı, işte ransomware grupların nerede takılıyor, yani hangi forumlarda ve nereden tespit edilebilir, bunların kendi web siteleri var mı, yani web sitelerin hepsinin genel çoğunluğunun var. İşte, filye istedikleri kurumların hepsini orada listesini paylaşıyorlar. Belli bir süre veriyorlar. Eğer ki o zamana kadar o kurum fidye ödemezse bu bilgileri sızdırıyorlar. Herkese açık bir şekilde paylaşıyorlar. Bunlarla alakalı daha da derine vermek isterdik ama giriş seviyesinde olduğu için sizi de sıkmak istemedik. O yüzden sadece tanımsal olarak ilerledik. Ransomware grupları nedir? APT grupları nedir? Bunun hakkında bilgi sahibi olmanızı istedik. Ransomware ve APT grupları hakkında bilgi bu kadar. Dark Web ve Deep Web izleme. Yani buradaki çoğu kişi Dark Web ve Deep Web izleme, yani Dark Web ve Deep Web duymuştur. Ki böyle bir görselde genel olarak görülmüştür. APT gruplarının
linklerini size de paylaşabilir miyim? Bu slaytın sonunda genel olarak yani APT grupları değil de ransomware gruplarının linkleri paylaşılıyor. Yani APT gruplarının linkleri şöyle genel olarak yok. Bunların işte kendi sunucuları da veya saldırılıkları yerlerde kalıcılığı daha çok ön planda tuttukları için yani genel olarak bu kişilerin linkleri bulunmuyor. Fakat Mitra Attack Framework'ünde şöyle bir yapı var. Ondan da ufaktan bahsedeyim. Şuraya geri geleyim. Mitra Attack Framework diye bir framework var. Burada APT gruplarının saldırı vektörleri yani yetki yükseltmede ne kullanılıyor veya farklı bir saldırı vektöründe ne kullanılıyor gibi bunların şematize hali var. Onun linkini de eğitim sonunda vereyim. Bu slide'da yok ama bu chat kısmına yazarım. Dediğim gibi Deep Web ve Dark Web'i çok kişi duymuştur. Genelde çok böyle abartılır. İşte sakın girmeyin işte sonrasında seri katiller var, psikopatlar var, sizi yakalarlar girdiğiniz an işte yerinizi tespit ederler tarzında muhabbetler çok. İşte birçok katmanı var bilmem ne. Fakat aslında öyle değil. Şöyle söyleyeyim. Dark Web nedir diye gireyim. Dark Web internetin karanlık yüzü olarak bir şey yapılıyor, belirtiliyor. Geleneksel olarak kullanılan web tarayıcıları yani Google, daha sonrasında Yandex, Bing tarzında arama motorları aracılığıyla indekslenmeyen yapılar, gizli web siteleri olarak da geçiyor. İşte burada kullanıcı kimlik bilgileri, işte gizli dosyalar, kurumların veri tabanları, yasal belgeler, yasal olmayan belgeler gibi birçok şey uyuşturucu olabilir. Dark Web'deki tehdit aktörleri tarafından bunlar satılıyor veya paylaşılıyor. Şimdi buradaki önemli husus şu. Yani bir soru sormak istiyoruz size. Dark Web'in kaç katmanı var? Bunu eğitim sohbet kısmına yazabilir misiniz acaba? Yani fikriniz doğru ya da yanlış hiç önemli değil. Olabilir derdi. Katman saçma bir kavram olabilir. Olabilir. İzlendi. Güzel. Yani cevaplar en azından herkes aktif. Herhangi bir katmanı yok. Şöyle söyleyeyim. Yani normalde forumlara girdiğinizde yani Dark Web nedir diye Google'da veya herhangi bir arama motorunda araştırdığınızda işte 7 katmanı var. İşte 4. katmana kadar ulaştım. Oranın adminiyle görüştüm. Şu kadar para verirsen 5. katmana kadar çıkartacaklarını söylediler tarzında muhabbetler çok var. Fakat herhangi bir katman yapısı yok. Daha çok link bazlı. Yani örnek veriyorum bir tane 10 yıl, genelde bunların sonu bu arada 10 yıl olarak geçiyor. 10 yıl linklere giriyorsunuz bir tane web sitesine. Daha sonrasında farklı bir 10 yıl linkine aktarabiliyor veya orada işinizi görebiliyorsunuz. Yani genelde link bazlı gidiyor bu olay. O yüzden katman konusunda forumlarda yani eskiden en azından şu anda var mı hala bilmiyorum. Türk forumlarını çok fazla şey yapmıyorum. Ama eskiden forumlarda varken burada 7 katman vardı işte muhabbeti çok yapılıyordu. Yani bunun da katman olmadığını belirteyim. Peki Dark Web linkleri nasıl bulunuyor? Nereden bulunuyor? Dark Web linkleri Telegram kanallarında, forumlarda veya Dark Web'e özgü arama motorlarında bulunabiliyor. Burada belirtilen 4 tane site var. .onion uzantılı. Bu sitelerde işte leak için siteler olabiliyor. Veya farklı bir amaç için kullanılan bütün listeler Wikipedia gibi böyle listeleniyor. Oradan tıklayıp girebiliyorsunuz. Veya Telegram kanallarında çok fazla var. Yani Telegram kanalları bu konuda bayağı işin piri olmaya başladı. Çünkü gruplarda aşırı fazla bilgi paylaşılıyor. Aşırı fazla iş yapılıyor. Bu konuda Telegram kanalları gerçekten güzel. Veya forumlarda normal bir foruma girdiğinizde işte Dark Web veya Deep Web kategorisi olabiliyor. Orada da linkler paylaşılabiliyor. Fakat bu Dark Web linkleri hızlı patlatılıyor. Yani erişimi kapatılıyor. O yüzden takibi biraz zor. Bir anda bakıyorsun, bir gün giriyorsunuz site var. İkinci gün bir bakıyorsunuz site kaybolmuş. Yani o yüzden onun takibi birazcık sıkıntılı. Bunları
dinamik kanallarda, dinamik kaynaklardan takip etmekte fayda var. Şimdi burada darbetürk.com diye bir tane web sitesi var. Belki duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır. Burada illegal genelde işler dönüyor. Burada örnek veriyorum, istirahat raporu yazılır. Otogardan silahı X-ray'den nasıl geçiririm? Veya işte bakanlıkla alakalı veriler sızdırılabiliyor. Paneller yapılıyor. Mesela şurada e-devlet hesap satışı var. Bu gibi olaylar bu forumlarda dolaşabiliyor. Onun haricinde burada telefon numarasını, TC bilgileri, yani telefon numarasını veriyorsunuz ve adamlar oradan panelden size o kişinin TC kimlik bilgilerini veriyor. E-Devlet hesap satışı yapılıyor, tapu sorgulanıyor gibi olaylar dönüyor. Yani, fakat burada giriş zaten ücretli, yani ücretli bir üyelik de giriliyor. Çok fazla takılmanızı önermem. Çünkü temiz işler genelde yok, öyle söyleyeyim. Bridge.co diye bir site var. Bu yabancı bir site. Eskiden ReedForums.com diye bir tane platform vardı. Fakat orası FBI el koydu, orayı kapattı. Birçok kişi Bridge.co'ya geçti. Mesela burada da Türkiye ile alakalı 2005'in 2005'teki kimlik bilgileri yer alıyor. 60 milyon tane satır olduğunu belirtiyor. İşte 3,83 GB'lık bir RAR dosyası varmış. Normaldeki size 14 GB'miş. Öncesinde bazı kavramlar diyelim. Furkan, devam edebilir misin? Sealer Lock dediğimiz bir kavram var. Aslında öncesi Sealer'dan bahsedelim. Sealer dediğimiz yazılım bir bilgisayara bulaşır. Bulaştığı bilgisayardaki konfig dosyalarını, işte kaydedilen parolaları vesaire saldırgana gönderir. Daha sonra bu bilgileri alan saldırgan artık kullanacağını kullanır, satacağını satar. Ve işte yaygın olarak bilinen Sealer Lock türleri zaten aşağıya yazdık. Redline Sealer, Meat Osky Sealer vesaire. Bunları black marketlerde ya da işte şurada gördüğümüz gibi geçebilirsin. Gördüğümüz gibi işte forumlardan satın alınabilir. Burada işte 1000 tane karışık Sealer logo 150 dolara satıyormuş. İşte 1000 tane Avrupa datasını 600 dolara satıyormuş gibi. Aynen. Burada işte Furkan dediği gibi forumlarda satılabiliyor veya Telegram kanallarında satılabiliyor. Serial Log'un görüntüsü şu, yani şöyle düşünün, bir tane RAR dosyasında size log satıyorlar, yani log veriyorlar veya paylaşıyorlar. Bu loglar içerisinde klasörlere ayrılıyor, işte isimlendiriliyor, kendilerince isimlendiriyorlar. Genelde ülke bazlı isimlendiriliyor. Sonrasında içerisinde işte username, işte userinfo.txt ve password.txt diye txt dosyaları oluyor. Bunların içinde de username bilgisi, işte password, token işte, gibi bilgiler yer alıyor. URL'ler yer alıyor. Bunlar da zararlı yazılım bulaşmış bilgisayarlardan elde edilen bilgiler. Sealer Log nasıl bulunuyor? Dediğimiz gibi forumlardan bulunabiliyor veya Telegram kanallarından bulunuyor. Telegram kanalları da bayağı aktif bu konuda. Telegram kanalları işte şu 2020 ile 2022 yıllar arasındaki datalar diye paylaşılmış. Sealer Redline olarak belirtilmiş. İşte 350 dolar verirsin, işte alabilirsin tarzında. Ve USA ile alakalı 450 bin data, işte EU ile alakalı 900 bin, mixte karışık olarak. Yani içerisinde hangi ülke olduğu belli değil. Her ülkeden data var diyerekten. Bunları satıyorlar veya free olarak paylaşıyorlar. Şurada free olarak paylaşılmış ama burada satılıyor. Comolist dediğimiz yapı. Comolist kullanıcı adları, e-posta adresleri ve şifrelerin, yani parolaların bilgi listesini içeren metin dosyaları genelde. Ya yani burada sadece kullanıcı adı e-posta olmayabilir. İşte telefon numarası olabiliyor. Farklı farklı yapılar olabiliyor ama genel özelinde kullanıcı adı veya e-posta ile alakalı ilgili veriler oluyor. Test aktörleri tarafından birden fazla veri ihlali veya diğer güvenlik olayları üzerine birleştiriliyor. Ardından Dark Web ve Deep Web'lerde satılıyor ya da sızdırılıyor. Bunun en bilinenleri, yani sızdıran platformlar veya satılan kısımlar Bridge.co, Exploiting ve XSS siteleri.
Burada 4,7 milyonluk mail pes bilgisi olduğunu belirtiyor. Yani yapısı şu: mail, yani e-posta adresi, örnek veriyorum, soyusuf 213 windows.lar, iki nokta üst üste password bilgisi şeklinde oluyor. Sonrasında da bunlar doğru bilgi olabiliyor, yanlış bilgi olabiliyor veya kullanıcı değiştirmiş olabiliyor, ama en nihayetinde bu bilgiler satılıyor ya da ücretsiz olarak sunuluyor. Black Market dediğimiz bir yapı var. Bu Black Marketler aslında içerisinde Stealer logları, combo listleri, combo list gibi dataları bulunduran ve bunları satışa sunan marketler. Bunlara işte Genesis Market örnek verilebilir. Bu ekran görüntüsü Genesis Market'e ait bir ekran görüntüsü. Burada satılan işte Stealer loglar vesaire burada satışa çıkıyor. Amazon'dan, Office 365'ten vesaire datalar burada yer alıyor. Yapmıştı ya. Ekran görmüşsen unutma. Yani örnek verebileceğiniz Black Marketler, Green's Club, Kart Mafya, Cardings. Burada kredi kartı satılıyor genelde. Market. Industrial Spark, aynen, Russian Market. Bunların en popülerleri, şöyle söyleyeyim, en popülerleri Genesis Market'te Russian Market. Çünkü burada genelde işte Steal the Log dediğimiz, işte malware infected olayları, bir malware bulaşmış veriler veya işte combo list dataları oluyor. Bunları da kullanıcılar satın alıyor. Bunları işte çeşitli amaçlar için kullanılıyor. Data breach, işletmeler, hükümetler ve bireyler hassas bilginin ifşa edilmesinden kaynaklı büyük komplikasyonlarla karşı karşıya kalabiliyor. Tehdit aktörleri kişi veya kurumların verilerini çevrim içi veya çevrim dışı olarak çalabiliyorlar. Ve bu çaldıkları verileri de internet üzerinde satıyorlar. Burada en bilinenleri, en popülerleri Nitro PDF. Nitro PDF diye bir tane platform var. Buraya PDF yüklüyorsunuz. İşte buraya ilk önce PDF yüklemek için de giriş yapmanız veya kayıt olmanız gerekiyor. Burada kayıt olduğunuzda işte bu bilgileri bu database'i hackerlar tarafından alınıyor ve sonrasında çeşitli forumlarda veya yerlerde satılıyor ya da sızdırılıyor. Wattpad de buna bir örnek. Burada British.co sitesinde Wattpad'in database satıldığını görüyoruz. 271 milyon kişinin datasına sızdırıldığı gözüküyor. Burası ücretsiz olarak verilmiş. Burada ücretsiz de verilebiliyor. Parayla da satılabiliyor. Burada Nitro PDF verilmiş. Nitro PDF ile alakalı 77 milyon kişinin datası olduğunu gösteriyor. Datanın ne zaman alındığını gösteriyor. İşte 2020 tarihinde data sızdırılmış. 77 milyon kişinin datası olduğunu, e-mail adresi, isim ve password bilgilerinin olduğunu gösteriyor. Buradan da örnek datanın içerisinde ne olduğunu gösteriyor. Şimdi burada bir teşvik değil tabii ki de. Yani forumlarda ne yapılıyor, neler yapılıyor, onu göstermek için bu soruyu soruyorum. Kimler Netflix, Disney Plus veya farklı bir kurumlarda, web sitelerinde ücretli abonelik sistemini kullanıyor? Bunu merak ediyorum. Sadece ben yazmanız yeterli. Platform ismini vermenize gerek yok. Sayılır. Hayırdır hocam, buyursun. Yani burada bir para, cebinizden para çıkıyor mu? Önemli olan o. Yani genel olarak veriliyor. Şimdi bu göstereceğimiz kısımlar kesinlikle teşvik amaçlı değil. Yani forumlarda ne yapılıyor, neler yapılıyor, bunu göstermek amaçlı. Örnek veriyorum, burada Siberdeyiz diye bir platform var. Bir forum aynı şekilde. Burada Blue TV platformla ilgili 40 tane hesap paylaşımı yapılmış. Burada sadece Blue TV değil, Netflix oluyor, Blue TV oluyor, Disney Plus oluyor veya farklı platformlarla alakalı oyun hesapları oluyor. Birçok uygulamanın, sitenin verisi burada sızdırılıyor. Burada Valorant hesapları bulunuyor. Netflix hesapları bulunuyor.
25 tane Netflix hesabı full TR demiş. Onun haricinde belirtmediğimiz burada belirtmedik ama işte Crack Turkey'de de aynı mantık var. İşte burada da hesaplar paylaşılıyor veya illegal platformda Lolzy Guru burada da çok fazla data paylaşılıyor. Ekran gün Ekran tüsü görüntüsü almakla an uğraşmayın. Slide zaten paylaşılacak. Bu Deep Dark CTI GitHub hesabında bunlarla alakalı bayağı geniş kapsamlı data var. Yani ransomware gruplarının linkleri olsun, işte forumların linkleri veya black marketlerin linkleri bayağı bir şey var. Buradan bakabilirsiniz. Veya breach.co'yu zaten göstermiştik. Siberdeyiz. Crack Turkey. İşte XSS ISC, işte illegal platform.com. Burada da gerçekten fazla illegal aktivite var. Lolzy Guru örneğin bayağı bir data var. Dark Tracer Int burada Twitter hesabı. Burada da güzel datalar paylaşılıyor. Yani datadan paylaşılıyor dedim. Haber niteliğinde şeyler paylaşılıyor. Ah, bizim eğitimimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa eğitim sohbet kısmına alabiliriz. Aynen pazar günü GitHub hepsi bunların hepsi paylaşılacak. Zaten buradan da işte Discord'dan ya farklı bizim Discord, Twitter, ondan sonra Instagram ve Telegram kanallarımız var. Buralardan zaten sizleri ilgilendireceğiz. Ransomware grupları ile alakalı hocam GitHub hesabında Deep Dark CTI hesabında bilgiler mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Onun haricinde bizim raporlarımız bulunuyor. Furkan bir tane örnek rapor atabilir misin? Tabii hemen bir tane yollayayım buraya. Eğitimler bu arada yarın da devam edecek. Yarın eğitimlerin son günü. Aynen yarın da devam ediyor. Yarın da güzel eğitimler var. Siber güvenlik analizcileri nasıl para kazanıyor? Şirketlerde görebilir nedir? Şöyle hocam, şirketlerde genel olarak görevleri şu, yani bir müşteri geliyor, bir domain adresini veriyor veya domain adresini de vermesine de gerek yok. Kendi kurumunun, işte ben A kurumuyum diyerekten belirtiyor. İşte analistler bu kurumla alakalı sızdırılmış veriler var mı? Ondan sonra çalışanlarıyla alakalı veriler var mı? İşte bu atak yüzeyini tespit ederekten buralarda zafiyet var mı? Bunları tespit ediyorlar. Sonrasında da bu kişilere, kurumlara, şirketlere belirtiyorlar. Yani bunun üzerinden kazanç sağlıyorlar. Hocam 3 günlük bir eğitim. Yarın son. Siber tehdit istihbaratı ile gerçekleşebilecek siber saldırıların tümünü gerçekleşmeden önleyebilir miyiz diye bir soru var. Aslında doğru siber tehdit istihbaratıyla ve siber tehdit istihbaratı hizmeti alan kurumun aldığı aksiyonların hızlılığıyla bu sağlanabilir diyebiliriz. Ama bizim bildiğimiz bir de işin zero day tarafı var. Zero day zafiyetlerine karşı hızlı önlemde alınması gerekiyor. Tümünü değil de birçoğu önlenebilir siber tehdit istihbaratıyla öyle söyleyelim. Biliyorum. Altta hükümetin bu platformlardan haberi yok mu diye bir soru var. Bu konuya girmeyelim. Hepimizin güvenliği için. Yani. Çünkü yani girmeyelim. Bu arada altta ransomware raporunu paylaştım. Geçen ay Haziran ayındaki bizim Threat Moon IT firmasına oluşturduğumuz ransomware raporu inceleyebilirsiniz onu da. Yemin hocam, siber tehdit istihbaratı aynı şey. Yani siber tehdit istihbaratı bir kurumun saldırı yüzeyini tespit ediyor. Onunla alakalı sızdırılmış veri var mı yok mu bunlara bakıyor. Sonrasında da o kuruma bilgi veriyor. Yani hükümetlerin o konuda ufak bir söylesek de olur Furkan aslında. Yani hükümetlerin tabii ki de haberi var. Yani buralarda da çeşitli çalışanları da var. Evet, bu O kadar yeterli. konuda yani bu kadar yeterli. Pentestlerin sorusu usul bilgilendirmesi yapılıyor mu? Bu soruyu tam anlamadım ama pentest yapmıyoruz hocam. Yani çok fazla pentest tarafına girmiyoruz biz. Aynen.
Zafiyet aramız.